Fadıl Akgündüz ağabeyimiz bize o cübbeli de dese, biz ona ne diyeceğiz? Ağabeyimiz diyeceğiz. Yaşı büyük. Ağabeyimiz bazı şeyler yazmışlar. Okudunuz mu bilmiyorum. Bazı şeyler yazmışlar. Burada ben fıkıh yönüne söylüyorum. Evvela şunu belirterek şöyle başlıyorum. Cübbeli diye hitap etmiş. Çok doğru. Ahmet'i silmiş. Hocayı da silmiş. Adam akıllı bakmış. 4 senede benim ne mal olduğumu anlamış. Hocası da gitti. Ahmet'i de gitti. Bir cübbelisi kaldı. Belki ileride C nokta da yapılabilir. Şimdi sizin gibi alanaklar 35 senedir beni sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığında hala hocam hocam diye ben hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Hakikaten adamsınız. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış. Ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelisi de vallahıdır yani. Ama Allah'a şükür ederim. Ben de çok bir nane, iyi bir nane değil. Ben hep kendimi kötülüyorum işte. Söylüyorum şimdi. O bakımda orada bir sorun teşkil etmez. Yalnız burada bir itham var. İthamda da diyor ki STV kanalını izleyen kafir olur diyordu. Şimdi o kanala çıktı. Diye bir itham var. Bu neye tahrik ediyor? Bu benim hocalığıma tahrik ediyor. Ne demektir bu? Bu adama güvenilmez. Hocalığına. Çünkü neden? Dün kafirdir dediği yere şimdi çıkıyorsa bu adamın dinine fıkhına güvenilmez demek midir, değil midir? Aynen öyle. He? Aynen öyle. Hayır, yanlış anladınsa söyleyin, cevap vermeyin. Yazık bana da 5 dakika. Doğru. Burada benim hocalığımın dışında şahsıma cübbeli desin, takkeli desin, cübbesiz desin. Başım. Şimdi dersen ki bana o gün öyle diyordun, bugün böyle diyorsun, sen döneksin. Ben o zaman ilmi ve fıkhi bir izah getirmek zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Evet hocam. Zorundayım. Şimdi o diğer meseleler var. Şimdi efendim kardeşim, ben bu konuşmayı tabii evvelce yaptım, konuşmayı yeniden dinledim. Konuşmada ben bir diziden bahsediyorum. Bir kanalı seyreden kafir olur deme hakkına hiçbir hoca sahip değildir. İstersen Vatikan'ın kanalını aç, sabaha kadar papazları seyret. Kafir olur musun? Hayır. Niye kafir olacaksın? Bir kanalı izleyen kafir olur demek hiçbir hocanın haddine mi? O kanalda belgeseli var, haberleri var, reklamları var, bilmem nesi var, o kadar şeyi izleyen niye kafir olsun yani? Ben bunu demeye hakkına sahip değilim ki. Ben ne dedim? Bir dizi var. O dizide, onun efendim müdürü, sahibi, şusu, buzu, herkes o diziden haberdar olmak zorunda mı? Bugün dünya kadar kanal var, hepsinde bilmem ne kadar dizi var. Adam sahibinin çoğunun, yöneticisinin bile haberi olmaz. Onun dizinin yapımcısı onu kurgular. Geri kalan mürettebatın çoğu o bütün içeriği bilmez zorunda mı? Kim bilebilir ya? 24 saat yayın yapıyor hepsi. O dizide ne geçmiş? Dizide adam ölürken demiş ki, ben demiş dermeliydim, gizli Müslüman oldum. Şimdi efendim ölüyorum ama işte ben Müslümanlığımı gizledim. Tabii gizlemiş olabilir de pazar günü şeye gidiyorum. Aile gidiyorum Cuma'da. Cuma gidiyorum efendim bundan İsa peygamberden memnun olur. Muhammed peygamberden memnun olur. Gibi adam öyle bir konuşma yapmış ölmeden evvel. Dizideki bir oyuncu veya neyse. Ben de dedim ki bu içerik, bu kelam şirktir. Yani o kişi cahil olabilir, bilmeyebilir onu söyleyen kişi. Bu konunun detayını bilmeyebilir. Nereden bilecek? Bizim ilahiyatçılar bile aynı görüşte. Bizim ilahiyatçılar aynı sözü söylüyor, ikisi de cahil diye. O ne bilsin adam? Adamın biri böyle demiş. Ben de diyorum ki, bunları, bak şu kanalı demiyorum, kelimeyi dinledim. Bunları izleyen. Ha, bir vardır günah, bir vardır efendim itikat dedi. Günah belli, haram belli ama itikat meselesinde hassas olan. Velakin orada bir mahsus var. Yani bizim sözlerimizde, Kur'an'da da dolu mahsus var. Her ayeti olduğu gibi anlatsan olur. Mahsus nedir? Bir insan bu sözü izlese, ya ben de izledim, gavur oldu. Tasvip etmese, kafir olur mu? O zaman ne demektir bu? Öyle akıllı mantıklı insansız demiriz. Bir insan şirk içerikli bir şeyi izlerse, tasvip ederse, doğrudur derse ne olur? Tamam.
meselesi. Ne alakası var benim çıkma meselesiyle? Şimdi efendim, ben filasa çıktım mı? Evet. Kaç sene? Evet. Benden sonra, benden önce göbek atıyorlar mıydı karlar? Evet. Orada asılıyor muydular arabesklere? Evet. Ne diyor orada? Kahpe felek diyor, sövüyor. Şimdi o filasta veya başka bir kanalda bunu şarkıcı söylüyor. Bunu izleyen benimserse, tasvip ederse ne olur? Ne alakası kaldı şimdi bu? Bir kanala. Bir kanala ne alakası kaldı? Efendim, ben şimdi haber türkeye çıkacağım yarın. İnşallah. Bütün insanlar haberdar edin. Davet ettiler, sohbet edelim, işte bir şeyler soracağız. Tamam, milleti haberdar edin. Saat 10'da başlayacak inşallah. Şimdi Habertürk'te bile şimdi içerikli program var mı? Var. Geçen bir program, adını vermeyeyim, reklam olmasın. O da beni çağırıyor da işte kadın meselesi olduğundan çıkmıyorum. Ayşe diye bir kadın var. Adı da Ayşe, adını niye değiştirmiyor bilmiyorum. Teklif ediyorum, değiştirsin. O kadın Allah'ın kâr ediyor. Çalacak inkar ediyor. Orada iki hoca ondan başa demedi dedim ya o zaman. Kadın inkar ediyor. Şimdi onu dinleyen kâfir olur mu? Olmaz. Bak şimdi hatta olur diyorsunuz ya. Siz de patlayan gibi sallamayı kapatın ya. Onu dinle. Ben de dinliyorum da. Ne diyor bakalım dediler ki bana, şunu dinle cevap ver dediler. Dinliyorum da. Bunu dinleyen kâfir olmaz. Tasvip ederse. Vay nasıl kadın doğru söylüyor ya. Bu işler kendi kendine vuruyor herhalde. Dese kâfir olur. Hiçbir kanalı izleyen kâfir olmaz. İçeriğinde şirk varsa hangi kanal olursa olsun kâfir olur mu? Olur. İçeriğinde şirk varsa, tasvip ederse, tasvip ederse kâfir olur. Hilal kanalı. Hilal kanalı İslamlık kanalı geçiyor. Çıkıyor adam orada ne diyor? Muaviye diyor. Ezan düşmanıydı. Parmağını kulağına tutuyordu. Ezanı duymamak için. Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a İftira ki ben bizzat şahit oldum. Şimdi ilan kılman söyle. Buna inanan ne olur? Kafir oluyor. Buna inanan yine kafir olma şeyi. Ama şu var. Bu sefer Hazreti Muaviye'ye tabi ezan düşmanı kafir demiş oluyor. Bir sahabeye kafir dese, bir Müslümana da kafir dese kafir olur. Bak aynı tehlike ilan kanalında çıktı şimdi. İnanırsa. İnanırsa. Ondan dolayıdır ki biz aynı yerde duruyoruz. Sözümüzde duruyoruz. Bizim hangi kanala çıktığımız önemli değil, ne konuştuğumuz önemlidir. Konuştuğumuzda bir şeriatsızlık yoksa, sünnete muhalefet yoksa, ehli sünnete icmağa muhalefet yoksa, hiçbir kanalda çıkmamız bizi bağlamaz. Öyle mi değil mi? Öyle. Ondan sonra 5 ay evvel de çıktık, bir saat sohbet yaptık. Ne oldu şimdi, ne değişti? 5 ay evvel de çıkıldı. Sohbet yapıldı Ramazan'ın ilk gecesi de. Ondan sonra gelelim. Şimdi bu birinci mesele. Bunun cevabı anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Yani bu fıkıh meselesi. Ben bunu izah etmek zorundayım. Yoksa şu kanalı seyreden kafir dedi. Şimdi ben bu ithamı kabul edemem çünkü ehli sünnete uymuyor. Hiçbir kanalı seyreden kafir olmaz. Seyrettiği kanalda bir programda şirk varsa, ona inanırsa, İnanırsa yavrum, her kanalda böyle şeyler kaçıyor. Olabiliyor, programlar olabiliyor. Programın konuğu şu su, bu su, bir telaffuz ehli sünnete muhalif şeriatla konuşabiliyor. Dolayısıyla zaten Müslüman uyanık olacak. Bunları alt bilgisi sağlam olacak. Yoksa cahil adam zaten her dakika zehirlenmeye müsaittir yani. Nerede bir tam ehli sünnet kanalı var ki hiç ehli sünnet dışı bir şey konuşturulmasın? Değil mi? Bu kaçıyor yani. Biraz sonra ben hapse girdim, o zaman beyan dergisi vardı. Bu Adnan Oktarlar'dan yazı almışlar. Beyan dergisinde bir de baktık, eşyanın hakikati yoktur. Yani Söfes Dahiye mezhebi, ehl-i sünnet dışı. Ben de hapisteydim. Bizim dergide bile çıkmış. Bu sefer Efendi Hazretleri mübarek haber almış, çağırmış o zamanki yöneten adamı. Sonra da o da sapıttı. Çağırmış onu, sen ne bunu koyuyorsun demiş bu yazıya. Ehl-i sünnete göre eşyanın hakikati sabittir. Yani bu duvar var. Ben burada konuşuyorum, bu rüya değil. Şey, Söfes Dahiye diye bir mezhep var, hepsi rüyadır diyor. Niye öyle diyor biliyor musun? İstediği nameyi yiyecek, mahşerde de rüyadaydım diyecek. Söfes Dahiye olur mu? Ehl-i sünnete, gale ehl-i sünnete, hafardır, eşyayı sabittir. Eşyanın hakikati sabittir, hoş. Sen zina yapıyorsan canlı canlı yaptın, merak etme, rüyada yapmadın. Rüyada yapsan günahı yok zaten. Ha şimdi mesele itikadi mesele. Bizim dergide bile kaçtı ya.
inanan, şirke inanan müşrik olur, bidata inanan müftedi olur, bidatçı olur, durumuna göre olur. Biz bunlarda bir esneme yaptığımız yok. Hocam fadılar ne oldu? Siz o kadar samimiyken ne oldu? Yani bu kadar sonra iyilik yapmışken yani bunları niye geldi? Şimdi onu ben bilmiyorum. O herkes kendine yakışan yapar. O kadar iyilik var ki. Velakin burası itikadi konudur bir. Fethullah Hoca meselesi. Ben hapisteyken de yazdığım mektupta burada okunmadı mı? Okunmadı hocam. Okunmadı mı yazılar? Ne kadar oldu? 1,5 sene. Ne oldu? Ne değişti? Yazmadı mı size? Biz Hoca Efendi'ye Fethullah diye hitap edemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne mensubuz. Biz Efendi'den duyduk ki birisi Fethullah dedi. Efendi orada dedi ki ikaz etti. Hoca Efendi söyle. Ehli sünnet alimlerden okumuştur. Kendisine hüsnü zannımız vardır. Biz manevi tarafları o kadar bilemeyiz. Biz Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız. İpçi sapsız gezmiyoruz. Şeyhimiz oradadır. O zat hakkındaki de beyanları bu yöndedir. Şimdi hal böyleyken de terbiyesizlik yapıp Fethullah falan dememiz caiz değildir. Efendiler ne gördükse biz öyle hareket edelim. Ama bir insanın yanlış olur, eli sünnete muhalefet olur, şudur budur, efendim cevap verilir, reddiye yapılır ama o ayrı bir şey, hakaret ayrı bir şey. Şimdi benim sözlerimde değişiklik varmış, tornistanmış, tavizmiş. Yok efendim. En şiddetli reddiyeleri yaptığım dönemlere gidelim. Meydan okuduğum dönemlere gidelim. Ben deliyim dediğim ay, ne yaparsanız yapın dediğim dönemlere gidelim. Efendim, Beyaz Dili'ndeki Rasim Ozan Kütahya'nın programını açın. Efendim, Habertürk'teki o sansürsüz programını açın. Yine o program, Yiğit Bulut'un programı. Beyanlarım aynıdır. Hoca Efendi ehl-i sünnettir, zahittir, dünyadan soğuktur. Kendi itikadı hakkında bizim hüsnü zannımız vardır, biz Hoca Efendi. Ama yayın organında bir yanlış çıkar, cevap verilir. Orada bir yazar, bizim gazetede bir yazı yazar, cevap verdik. Hepsini yaptık, kitapları yaptık. Biz o zaman da Hoca Efendi hakkında bir sözümüz, bu zaman da ayrıdır. Kayıtlar ortadadır. Kayıtlar ortadadır, kayıtları konuşturursak her şey meydana çıkar, lüzum yok. Siz bana inanamazsınız. Bir de çoğunuz internet kullanıcısısınız, araştırabilirsiniz. Ben size söylüyorum, şahsı hakkındaki. Ama kurumlar, kurumsallıklar, dünya çapında artmalar, şeyler... Yani ben onu bilemem ki kim ne demiş, ne yemiş. Kendi şahsı hakkında bir tanıdığımız kadarıyla. Biz bunu söyledik. O zaman bir sürecinde ilgilenmesi, etmesi, araması, mektup göndermesi, şey etmesi... Bizi duygulandırdı dedik o zaman da biliyorsunuz. Çünkü zor duruma düştük. Çünkü bizim de efendim çevremizde de sıkıntılar hasıl oldu. Cemaat içi de bize biraz sahip çıkılmadı gibi. Efendi Hazretlerimiz Allah razı olsun başımızdan eskiyetti. Ama o vaziyette kalktı. Cezaevine geldi. O vaziyette cezaevine geldi. Ama birçok hoca efendi gelmedi ya. Efendi geldi gelmedi. Ona bile dediler ki arabayı gönderdi de içinde kendi yoktu dediler. Ben ne dedim? Sadece arabayı gönderseydi arabası bile yetmez miydi? Yani sana arabasını gönderdi mi? Sana mı gönderdi? Bana arabasını gönderdi. Hatta kendisi geldi canım, Söfestaniye mezhebinden değiliz, rüyada değiliz, gördük yani. Gördük yani. Şimdi, hak meydandadır. Onun için böyle bende bir taviz, tornistan, dönme durumu söz konusu değildir. Ehli sünnet üzere sabit durmaya çalışıyorum. Bu da ikinci bir husustur. Bunu ben beyan etmeyi zaruri ve lüzumlu görmekteyim. Çünkü yani öyle dedi, böyle dedi. Şimdi televizyona çıktı. Ne konuştu? Ya konuşursan konuş, oraya niye çıktı? Ya ne konuşursan konuş olmaz ki. Ne konuştuğuna bakacağız. 37 dakika. Siz 37 dakikayı dinlemezseniz kesintilerle hiçbir şey anlayamazsınız. 37 dakikanın tümü insicam içinde devam etmiştir. Ayet-i kerimeler, sebebi nüzulleri, hadis-i şerifler, sebebi nüzulleri hepsi beyan edilmiştir. Benim buradaki sıkıntım nedir? Ben ümmet arasında ihtilaf çıkmasın. Çünkü bu konular ayet-i hadise dayalı ehl-i sünnet itikadı konuları değil. Dolayısıyla bu gibi konularda dayanışma bozulmasın, sulh ve ıslah olsun. Müslümanların düşmesini bekleyen çok kafirler ve Şiiler etrafımızı sarmış vaziyette Türkiye'de efendim bu hiç birbirimize girmeyelim gibi
birleşelim, efendimce sırt çevirmeyelim, düşman olmayalım falan falan. Konuşmanın içeriği bundan var. Gelelim başka bir itham. Bu yazıyı demiyorum. Yani diğer konulara geçiyorum. Cemaattan falan bağlı. Sen kız erkek okuyan, kız erkek karma yerlere fetva verdi. Haşa ve kella subhaneke hâlâ muhtanun azîm. Vallahi büyük iftiradır. Vallahi büyük iftiradır. Hangi hoca cesaret etmiştir kadın erkek çalışması caiz değil deme. Biz 5 seneden sonra 8 seneye karşı çıktık da hapislere düşmedik mi? 28 Şubat'ın en büyük mağdurum ben değil miyim ya? Evet. 8 seneye çıkartıldı. 8 seneye çıkartıldı hafızlık bitirilmek için, Arapça bitirilmek için. Şimdi zaten 12 seneye çıkartıldı. Burada da en üst seviyede emri bir varlığımı yapmışım. Allah peygamber şahittir diye yapmışım. Allah peygamber, ben burada demedim mi bu çıkması? Ne yapayım kardeşim? Ben mi kanun yapıcıyım? Ben mi? Ben vakiyim. Ben bir şey yapamam. Kayıtlar ortadadır. Bizim fıkhımız geleneksel fıkıhtır. Ben o konuşmamda da ne diyorum? Ben ve camiamız, İsmaila camiamız, okullar meselesinden uzağız. Orada konuşmamda var. Dinle bakalım yoksa. O zaman konuş. Okullar meselesi bize uymaz. Çünkü bizim fıkıh kitabımızda 7 yaşından sonra erkeğin kıza Kur'an öğretmesi bile caiz değildir. Erkeğin kıza 7 yaşından sonra Kur'an öğretmesi bile. Kur'an öğretmesi caiz değildir. Matematik öğretmesi caiz olur. 7 yaşa. Bu fıkıh meselesidir. Peki okullar. Efendi Hazretlerimin fetvasını ilan ediyorum. Efendi Hazretlerim buyurdu. Biz okula karşı değiliz. Kız erkek ayrılması lazım. Yetmez. Kızlar olursa da erkek öğretmen gelirse yine olmaz. Kadın, hepsi kadın olacak, erkek sinek bile kademe mademe hiçbir şey, süpürgeci çaycı erkek olmaması lazım. Fetva bu mu? Budur. Yetmez. Kitapların içeriğindeki yalanların çıkartılmaz. Efendinin sözüdür. Kitapların içindeki yalanların çıkartılmaz da. Dolu yalan var. Yani şimdi bilmiyorum programı. Biz okurken vardı çocukken. Beşe giderken. Sultanahmet'e Sultanahmet cennet mekana kızım sultan diyorsun. Sen Sultanahmet gibi evliyaya nasıl kızım sultan der? Vahdettin'e vatan haini diyorsun. Ecevit bile ölmeden dedi ki vatan haini değildi dedi ya. Sen kitaba bunu yazıyorsun. Osmanlı'ya sövüyorsun, sövdürüyorsun. Ondan sonra eskiden öyleydi. Ben çocukken okuyan bir çarşaflı kadın üstüne çarpı. O açık bir kadın. Efendim model. Sarıklı cübbeliye çarpı. Bunlar böyleydi yani. Biz bilmiyorum şimdi durum nedir. Dolayısıyla okullardaki kitapların da İslam'a uygun ve yalanlardan hali olması şarttır. Aksi takdirde bizim buna fetva vermemiz, okulları söylüyorum normal mektepleri, caiz dememiz caiz değildir. Biz aynı görüşte duruyoruz. Ama bir devlet ve kanun mecburiyeti olduğu zaman da bizim kanunları bozacak, değiştirecek gücümüz yoktur. Allah bununla ne kadar yükler? La kelifullah nefsen illa us'a. Gücü kadar yükler. Benim kadar gücü yettiğini yapan bir hocada olduğunu da tahmin etmiyorum. O kadar riskleri göze aldım, o kadar hakikatleri söyledim, o kadar zindanlarda yattım ve çıktım. Şimdi bana birileri dik dur diyor. Sen karınla yatağında yatarken ben 25 ay 30 ay hapislerde devirlerin üzerinde sürüldüm. Bana dik dur demesi için adamın kendini bir defa ayağa kalkması lazım. Sen yatar yerden bana dik dur diyemezsin. Yani başka adamlar söylüyor. Fazıl abi hakkında konuşmuyorum. Yanlış anlamayın. Bu başka bir arkadaşlar söylüyor bana. Ya taviz veriyorsun fetva işi söylüyor. Fazıl abi zaten o yazıda böyle bir şey yok. O yazıda böyle bir şey yok yani. Birbirine karıştırmayın konularına. Bu diğer arkadaşlar sen kız erkek okumasına fetva verdin diyor bana. Nerede fetva verdin ya? Hocam sana asla vermediniz. Ya kardeşim konuşmam 37 dakika. Sen konuşmanın tümünü dinlemeden bana bunu diyemezsin. Gidin 37 dakika dinleyin. Camiamızın ve bizim okullarla alakamız olmadığını söylüyorum. Keşke tefsir hadis okusalar medreseye gelseler. Ali ile ala olur diyorum. Ama
terörist olacağına, finalist olacağına meselesine gelince, tamam mı? Orada öyle bir mukayese vardır. Bundan dolayı da ben diyorum ki başımızdaki yöneticiler, ayet hadis bilen adamlar, aklı selim insanlar, istişare bilen adamlar, hata yapmazlar diyor. Dolayısıyla burada kimseye efendim rencide edecek bir durum yok. FETÖ'yü yeni diyorum, araştırın diyorum, mesele belli değil diyorum. Araştırma neticesinde çıkar meydana diyorum. Bu şekilde bir konuşma yapılmıştır. Bu konuşmanın ben vatana millete bir zararlı yönünü görmüyorum. Efendi Hazretleri'ne diyordum, soruyordum, şuraya çağırıyorlar çıkayım, buraya çağırıyorlar çıkayım. Efendi Hazretleri buyurdu ki bana, Ahmet, bundan sonra bana nereye çıkacağını sormana gerek yok. Sen kendin karar ver, istediğin yere çıkabilirsin, her şeyi sorma buyurdu. Yani koca mürşidimizden de aklıma güvendiği için, emaneti ve güvenilirliğimi kabul ettiği için herhalde, zaten kendi adına tefsir yazdırmış, ismini koydurtmuş, yani buyurmuştu ki sen bu işleri biliyorsun artık, her seferinde de bana sormana hacet yoktur diye de böyle de bir genel izin vermiş olduğu bir zat, yani kişi. Dolayısıyla burada bir hürriyet alanım vardır, bir özgürlük alanım vardır. Buna göre bazı efendim düşüncelerim vardır. Ben de 50 yaşına yaklaştım, evden çoluk çocuk sayılmam. Çok tecrübeler geçirdim, çok olaylar yaşadım. Hala başımda dünya kadar sıkıntılar vardı. Dolayısıyla bunların tümünü değerlendirdiğiniz zaman efendim ben burada bir hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama birisi hata yaptığımı düşünme hakkına sahiptir. Sahiptir. Dolayısıyla o hakkı da o kullanabilir. Ama ve lakin tabii ki burada görüşmek lazım, selamlaşmak lazım. Yani bir düşmanlık ifadeleriyle kelamları bitirmek uygun değildir. Düşmanının dostu benim de düşmanımdır şeklinde bir düşmanlık, adavet, kin, nefret ve adavet ifadeleri İslam'da yoktur. Efendim, Allah'ıma kul, peygamberime ümmet ve itikadı ehli sünnet olduğu sürece bize düşmanlık ilan edenlere biz yine dostluk ilanımızı sürdürüyoruz. Yine bizim abimiz kabul ediyoruz, hacı abi diyoruz, yine biz hacı abi diyoruz. Bizim için bir sorun yoktur. İlişkiyi kestik, kesemedi. Ben zaten onun işçisi değildim. İşçisi değilim ki. İlişkiyi kestiyse kesebilir. Ben de işçi değilim, aşçı değilim. Ben de burada kendime göre konuşan biriyim. İsmailallah. Arabasız kalabilirim, şunsuz kalabilirim, busuz kalabilirim. Benim zorluklarım olabilir. Rızık Allah'a aittir. Rızık Allah'a aittir. Hocalar zengin olmadan ölmez. Efendim, onun için siz beni bırakmayın. Ben bir gün zengin olursam hepinizi yedireceğim. İmam-ı Azam'a dediler ki, İmam Ebu Yusuf öldü dediler. İmam-ı Azam dedi ki, ölmedi dedi. Allah dediler yani, ölmek ölmemek, gayb ecel, gayba girer. İmam-ı Azam vermemedi. Dedi ki, hadis-i şerifte vaat vardı, hocalar zengin olmadan ölmez dedi. Onun için baktılar ki haber yalan çıktı, Ebu Yusuf sağmış. Ondan sonra kadı oldu, Harun Reşid'in baş adamı oldu, kral oldu Ebu Yusuf ya. Dolayısıyla biz bize iyilik edenlere teşekkür ederiz. Efendim, Müslümanların yatırımı olan yerlerin yaşaması için dua ederiz. Müslümanların yatırımlarının zayi olmaması için Allah'a yalvarıyoruz. Efendim, ama bizim şahsi bir desteğimiz varsa, tabi artık bu noktada bir taraf kestikten sonra bizim bir daha efendim yok kesmeyelim demek gibi de bir lüksümüz yoktur, kesilen kesilmiştir. Burada sizin takdiriniz önemlidir. Böyle olması uygun olmuş mudur bilmiyorum. Siz ne diyorsunuz? Yani bu onları biz yapmadık ama biz ilk zaman başlayan taraf olmadık ve bundan sonra da olmayız. Hiçbir konuda başlayan taraf olmayacağımıza söz veriyorum. Ama yeni bir konular çıkarsa itham olur, iftira olur Allah'ın muhafaza, o vakit cevap hakkı doğar, cevap hakkı doğar, inşallah olmaz. İnşallah bu konu gündemden düşer. Efendim, yarın akşam da televizyonda dedim, sakın bu konuları sormayacaksınız. O şartı koşarak çıkıyorum. Yarına kadar da yine heyecanlanmayın. Ya çok heyecanlısınız ya. Heyecanlanmayın, sakin olun. Hiç bu konular televizyona gündeme de gelmeyeceğine de söz veriyorum inşallah. O bizim abimizdir, abimiz olarak kalacaktır. Allah Teala Müslümanların seni rast getirsin. Amin. Allah Teala herkese ehli sünnette hizmetçi eylesin. Amin. Biz duacıyız ama bu fiili bir destek mahiyetindeki şeyler kesilmiş olduğu zuhur etmiştir.
Şimdi durum bundan ibaretti. Efendim, anladınız mı meseleyi? Ancak mühim olan fıkıh meseleleri, birkaç meseleye cevap verdim. Bu da dini bir meseleydi. Yani sadece o mesele değil, içeriğinde başka şey de var. Çünkü çıktın ne dedin? Yani kız erkek karışımına destek verdin, bu yalan olur bana. Onlara da cevap verdim inşallah rahmet. Şimdi artık hacı abi yok. Ne yapacağız? He? Allah'tan sonra? Allah'tan sonra siz varsınız.